Ya ben bu durumda bizimkileri yalnız bırakmak istemiyorum. En iyisi ben eşyalarımı toplayıp gideyim. Sen bilirsin. Baba. Abla. Aa, geldin mi? Nasıl geçti kahvaltı? Güzeldi. Keşke birlikte gitseydik. Gideriz bir gün. Gerçi sen birkaç gün kalıp gideceğini söylemiştin ama aldın mı biletini? Aslında ben biraz daha kalmaya karar verdim. Çünkü seninle böyle doğru dürüst zaman geçiremedik. Öyle tabii de işlerini de aksatma bence. Ben gelirim. Görüşürüz sık sık. Bade ya, sen benim hayatımla ilgili birçok şeyi öğrendin sayılır yani. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. E sor, benim saklayacak bir şeyim yok ki. O manada demedim de, zaten niye saklayacaksın değil mi? Seni evlat edinen aile. Onlardan bahsetsene biraz. Bir ablan olduğunu onlar söylemişti sana değil mi? Evet, sağ olsunlar. Yani onlar olmasaydı varlığından haberim bile olmayacak. Mine, sen çık dışarıda bekle kızım. Baba bak. Çık dedim. Lütfen buyurun oturun. İstemez. Demek sensin ha? Hapishaneye avukat olarak gelen, tefeciye parayı ödeyen. Ama de bana asıl sen kimsin, nesin? Ne işin var kızımın yanında? Ben kötü bir adam değilim Salim Bey. Öyle mi? Kötü adam değilsin. Peki o zaman bekar kızı niye evine alıyorsun? Onun babası varken niye ona sahip çıkmaya çalışıyorsun? Salim Bey. Hiç nefesini tüketme. Ben senin gibileri çok iyi tanırım. 3 gün gönül eğlendirip ondan sonra insanın suratına bakmazlar. Ama benim kızım gönül eğlendirilecek bir kız değil. Belli ki seni sevmiş, gönlünü vermiş, koşmuş sana gelmiş. Şimdi ben ona bu iş olmaz desem, benim sözüm geçer mi? Geçmez. Salim Bey, ben düşündüğünüz gibi bir adam değilim inan. Ben de senin düşündüğün gibi bir adam değilim. Bakma üstüme başıma. 5 para etmez bunlar ama benim ederim babalığımdır. Ben bu işe olur vermem. Göz göre göre Mine'mi aslanların önüne yem etmem. Eğer birazcık vicdanın varsa benim kızımdan uzak dur, onun canını yakma. Yakma ki ben de senin canını yakmayayım. Baba bak, sandığın gibi değil gerçekten. Senin bir suçun yok. Bana doğruyu diyemediysen benim yüzümdendir. Ben senin babanım. Hep senin iyiliğini isterim. Sen de benim senin iyiliğini istediğimi unutmayacaksın. Bir daha bu adamla görüşmeyeceğim. Tamam mı? Hadi git şimdi, içeride eşyan falan varsa al gel, ben burada bekliyorum seni.